Merhaba arkadaşlar, ben Haluk. Diktik'in yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle videoma like atarsanız çok sevinirim ve halen kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir tane Nether portalı yaptım. İsterseniz şöyle bir önce portaldan bir geçelim. Hadi. Ve sonunda Nether'dayız. Ve arkadaşlar kalenin içinde doğuyoruz. Bu gerçekten büyük bir şans. En azından artık kaleyi aramakla falan uğraşmayacağız. Direkt kalenin içerisindeyiz. Bu bölümde değil ama önümüzdeki bölümlerde şu kalenin içinde bir iyice bir dolaşırız. Neler var, neler yok iyice bir araştırırız. İşimize yarayan şeyleri arkadaşlar toparlarız. Ve arkadaşlar hemen karşımızda lav var. Bu çok büyük şans oldu benim için. Zaten lava ihtiyacım vardı. İhtiyacım olan lavları da gelip buradan rahatlıkla alabiliriz. Çünkü motorlar falan yapacağız. Onlar için biraz lava ihtiyacım olacak. Yani nedir aslında lav kaynağı? Hemen aşağısı zaten lav denizi. Ama biraz oraya inmek için uğraşmak lazım. Burada hemen en azından ilk etapta gerekli olan lavları alabiliriz. Aslında şimdi alabilirim. Üzerinde biraz kova var ama uğraşayım mı, uğraşmayayım mı? Şimdi burada alabilir miyiz? Herhalde burada alamayız. Biraz daha ileri doğru gitmek lazım. Aynen buradan evet alamıyoruz. İleriden almamız lazım. İleri gider onu alırız. Şu an hiç uğraşmayalım, risk etmeyelim kendimizi. Önce bir sistemimizi kuralım. Daha sonra gelir buradan rahat rahat lavımızı alabiliriz arkadaşlar. Video haricinde petrol aradım. Nerede petrol bulabilirim diye. Daha sonra buldum. Yani çok yakınımda değil ama çok da uzak sayılmaz. Arkadaşlar orada yeri işaretledim, hatta haritada işaretledim. Evimizin olduğu yerde bir işaret koydum. Daha sonra şimdi gidip orayı bakarız. Bayağı güzel bir yani petrol fışkırıyor adeta. Güzel bir petrol kaynağı buldum. Onu kullanmamız lazım. Onu ne yapacağız arkadaşlar? Benzine çevireceğiz. Rafineri yapmamız lazım. Daha sonra işte pompa falan yapacağız. Onu oradan çıkartıp işleyeceğiz arkadaşlar. Rafine ile işleyeceğiz ve benzine çevireceğiz. Tabi benzin bizim için çok önemli. En önemli enerji kaynağımız olacak. Onu mutlaka yapmamız lazım. Fakat tabi biraz teferruatlı, bayağı uzun sürüyor. Hani onu bu bölüm yetiştiremeyebiliriz. Büyük ihtimalle yetiştiremeyiz. Ama en azından yapmaya başlayalım ve önümüzdeki bölümde de hazırlamış oluruz ve kullanırız artık. Benzinimizi rahat rahat her türlü teknolojimizi de kullanacağız arkadaşlar. Şimdi dışarı çıktık. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Quarry de durdu. O da neden durdu? Çünkü artık çıkacak madeni kalmadı. Bir de Quarry'nin yerini değiştirmemiz lazım. Evet, o da yapacağımız işler arasında. Onu unutmayalım. Şimdi biz öncelikle tabii ki bir petrolümüz olduğu yere gidelim arkadaşlar. Size petrolümü bir göstereyim. Bayağı güzel. Yani böyle kaç metre fışkırıyor dışarı kadar. Ağaçların üzerine geldi. Ağaçlarından daha yüksekte boyu var. Şimdi oraya bir önce bir gidelim. Petrolümüze bir bakalım. Ondan sonra cima gelip artık yapmaya başlarız rafineriyi. Boruları falan yapacağız. Bayağı değişik şeyler yapmamız lazım. Hepsini bir halledelim. Daha sonra gelip güzel güzel buradan benzinimizi çıkaracağız. Evet şöyle. Bayağı burası ormanlık yani böyle. Balta girmemiş orman. Buradan biraz zoraki ilerliyoruz. Evet az kaldı. Şu gölde bir geçersem. Şöyle ilerliyoruz ilerliyoruz. Hop. Evet. Az kaldı. Az kaldı. Birazdan gelmiş olacağız. Hadi bakalım. Şöyle gidelim. Gidelim. Evet arkadaşlar yani dediğim gibi çok yakınını bulamadım. En yakın kaynak burası. Bakın görüyor musunuz? Buradan görülüyor. Bayağı güzel yani. Buradan herhalde iyi bir benzin elde edeceğiz. Şöyle gidelim. Hadi şöyle evet. Of, biraz daha yüzeceğiz. Azıcık daha yüzdükten sonra geldik. Evet arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kaynak. Yani petrol kuyum güzel. Bunu çıkaracağız. Buraya ne yapmamız lazım? Dediğim gibi bir pompa yapacağız. Üste pompa koyacağız aşağı yukarı. Daha sonra borularla petrolü aşağı indireceğiz. Ondan sonra acaba aşağıya ne koyacağız? Rafineri koyacağız. Rafineriyi bağlayacağız borularla. Tabii onun için daha farklı borular yapmamız lazım. Onları üreteceğiz. Ondan sonra acaba tabii bu şey için, pompa için, daha sonra bu rafineri için de ayrı motorlar üreteceğiz. Onları birbirine bağlayacağız. Düzeneklerimizi kuracağız. Tank yapacağız. Tanklar içerisinde depolanacak falan. Bayağı bir güzel bir sistem yapacağız. O sayede artık benzinimize kavuşacağız. Ondan sonra geçen bölümde söylemiştik. Fabrika yapın demiştiniz. Fabrikamızı falan yapacağız. Benzinimizi bir yapalım dedim. Ondan sonra değişik değişik makineler yapmaya başlarız. Ondan sonra daha rahat üretiriz. En azından bir enerji kaynağımızı da bir elimize alalım. Lavımız var ama daha ziyade benim için önemli olan benzin. Benzin bizim için bir numara. Benzinimizi bir yapalım arkadaşlar. Ondan sonra gerçekten önümüz açılacak. Çok güzel şeyler yapacağız. Evet artık eve geri dönebiliriz.
Bu arada dediğim gibi kuaförün yerini değiştirelim. Artık şu an çünkü maden üretimimiz yok. Yani maden mutlaka üretelim. Çünkü maden çok lazım olacak arkadaşlar. Sürekli madene ihtiyacımız olacak. Her yaptığımız makinede, üreteceğimiz her şeyde sürekli madene ihtiyacımız var. O yüzden kuaför çok önemli. Yani kuaför bu seri devam ettiği sürece hiç durmadan çalışması gereken bir sistem. Belki tek sistem. Yani ha bir rafineri diyebiliriz. Rafineri devamlı çalışmalı. Devamlı benzin üretmeliyiz. Bir de bu kuaför devamlı maden üretmeli. Bunların hiçbir zaman durmaması gereken sistemler. Bunlar devamlı olarak çalışması lazım. O yüzden bunu da temin edelim. Hemen yanına kaydıracağım. Zaten çok uzak bir yere götürmenin de bir anlamı yok. Hemen yanına. Maden yeri bitti ya. Hemen onun yanında boşluğu geçeriz. Hemen onu sağına koyarız. Orası bitti. Bir ara sağına. Sağ sonra önüne. Öyle öyle öyle. Çevrede sıra sıra madenleri bitirdikçe bir yana kaydıra kaydıra ne kadar maden varsa artık bu bölgede sömüreceğiz. Şöyle gidiyoruz. Evet. Evimize geldik. Şimdi arkadaşlar, evet dediğim gibi bakın olayımız bu. Kuarı durdu. Artık burası bitti. Artık çıkaracak madeni kalmadığı için biz artık bunu yeni yere taşıyacağız. Nasıl yapacağız? Aslında yeni yapacağımız bir şey yok. Burada motorları falan kıracağız. Boruları falan kıracağız. Bir sağa kaydıracağız. Yerlerini değiştireceğiz. Yalnız bunun dışında yeni boru gerekebilir. Aslında belki biraz boru üretmemiz lazım olabilir. Yani oradan yana bir gereksinim olabilir. Onun dışında da farklı üretmemiz gereken bir şey yok. Aynı motorları kullanacağız zaten. Aynı kuarıyı kullanacağız. Dediğim gibi birazcık belki boru ihtiyacımız olabilir. Daha sonra zaten olacak. Çünkü söyleyin adına petrol için gerekecek zaten. Petrol için de bayağı bir gerekecek bize. Şöyle. Tamam. Başka. Başka başka başka. Şöyle. Bunları da yaptım arkadaşlar. Çünkü bir demir kazmaya, bir kılıca ihtiyacımız vardı. Bunlarda sıkıntı olmasın. Arada yaratık falan çıkıyor. Keseriz. Kazma da lazım olacak. Şimdi kıracağız falan. Demir kazma mı? Ne yaptım bilmiyorum. Kırıldı mı? Bir yerde mi düşürdük? Ne ettiysek. Demir kazmamızı da böylece halletmiş olduk. Bakın arkadaşlar, burası toprakla hep şey dolu. Söyleyin. Kırtaş dolu. Onları hep en sondaki sandığa atıyorum. Şöyle, evet, bakın camı koyduk. Ondan sonra soluna sağına koyduk mu işte size. Transport pipeler tamamdır. Bunlar da böyle. Onun dışında başka şu an aklımda gelen şey vardı ama neydi onu şu an unuttum. Bir şey daha vardı aklımda ama neyse, aklıma gelince söylerim. Artık sistemimizi taşıyabiliriz değil mi? Aynen, bunu ne kaydıracağız? Sağ kaydıracağız. Sağ tarafa kaydırırız. Şimdi borularını kıracağız. Aynı boruları yine dediğim gibi kullanacağız da şöyle şunları şöyle bir kıralım. Evet. Düşündüm de ne tarafa kaydıracağız diye. Tamam, buraya kaydıralım. En güzeli buraya kaydırmak. Şöyle. Şurası biraz yüksek ama yani sıkıntı olmaz. Problem olmaz. Evet, şu bölgeye kaydıracağız. Yalnız orası çok çukur. Oraya biraz toprak koyayım. Düzelteyim. Aynen, birazcık toprak koymakta oraya fayda var. Toprağımız zaten çok. Burası hep kırık taş toprak dolu. Bu şey devamı çıkartıyor. Kuverden dolayı burası dolu taşıyacak. Hatta üzerine bir tane daha sandık koyarız. Şimdi efendime söyleyeyim. Şurayı bir dolduralım önce. Aynen, buraları bir dolduralım. Daha sonra rahat çalışalım. Yani sıkıntı olmasın. Şöyle envanterimizi bir ayarlıyoruz. Şimdi şu şekilde biraz dolduralım. Evet, şuralarda koymakta fayda var. Bakalım. İyi herhalde. Şimdi buradan itibaren sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 blok. Heh, şurada olması lazım. Buraya kuvveri yerleştireceğiz. Bir dakika, şimdi bir ayarlayalım. Ondan sonracıma söyleyeyim. Bir dakika. 5 blok boşluk oluyor değil mi arada? Yanlış yapmayalım da 5 blok olması lazımdı. Tamam. Şimdi buraya kuvveri koyduk. Tamamdır. Yanlarına motorları falan koyacağız. Yine aynı şekilde aşağıyı kazacağız. Su dolduracağız. Çünkü bunun motorları biliyorsunuz suya ihtiyacı var. Steam Engine kullanıyoruz. Su olmazsa ısınıyorlar ve patlıyorlar. O yüzden ısınmamaları için su gerekli. Yani suda çalışmaları lazım. Onu temin edeceğiz. Onun dışında başka yapılacak zaten bir şey yok. Bunları hallettik mi? Kömürünü koyduk mu? Kuari yine eskisi gibi çalışmaya devam edecek. Şöyle kazalım. Ha, şu altta tamam. Buradan aynı şekilde kazacağız. Şöyle bir toprak, ha, tamam. Şurayı yine bir dakika.
Burasını aynı şekilde kazalım. Şimdi ne yapacağız? Buraya sularımızı dolduracağız. Gidelim önce bir su alalım ve gelelim. Evet, güzel oldu. Aslında üçüncü motor yapsak iyi olur diye düşünüyordum ama bugün o kadar yoğun işlerimiz var ki arkadaşlar, şu petrol olayına kafayı taktım. Şu benzin üretmemiz lazım. O yüzden artık şu an üçüncü motoru koymayacağım. Bu var için. Olmadı önümüzdeki bölüm yaparız. Önce bir şu benzini bir üretelim. Ondan sonra kuryede olmadı bir üçüncü motor takarız. Biraz daha hızlandırırız. Evet. Geldim şimdi. Önce bunları tabi alacağız. Bunları kullanacağız. Yenisini yapacak değiliz. Şöyle bir dakika. Bunları güzelce al bakalım. Sırada gidelim. Şunu da alalım. Tamam. Devam. Bunları da kır 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 kır. Bunu da kırıyoruz arkadaşlar. Tamam. Onu da kırdık. Şimdi bunları yeni yerlerine takacağız. Şöyle bakayım. Oo, evet, şunları da alalım. Şöyle, tamam. Diğer taraftan devam edeceğiz çünkü. Çünkü sol tarafa doğru şeyin boruların olmasına gerek yok. Çünkü sağ tarafa alıyoruz sistemimizi. Bizim balta yok mu? Bunları da kırmak lazım ya. Sandıkları da kıracağız ya. Neyse, onu da hallederiz bir ara. Şimdilik dursun, sıkıntı değil. Yani şimdi borumuzu buradan kuvarıya doğru taşıyalım. Bir dakika. Şöyle, evet, geliyoruz. Şu şekilde borularımızı bir getirelim. Aynen şöyle güzel güzel gelsin. Kuvarıya takalım. Şöyle. Aynen. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şöyle yerleştireceğiz. Ondan sonra motorlarını monte edeceğiz. Olay bitecek. Tabi biz biraz fazla yaptık bu boruyu. Aynen, niye ben fazla yaptım? Onu kıralım. Yan tarafa bağladım. Yani niye yan tarafa bağlıyorum? Üste bağlamam lazım. Yan tarafa bağlıyoruz güzel. Biraz sanki yan tarafa bağlayacakmışız gibi düşündüm ama yan tarafa bağlanmayacak. Tabi üste bağlanacak. O yüzden fazla yaptık. Şöyle olsun. Bir dakika. Şöyle ayarlayalım. Buradan getirelim. Tamam. Evet, kuvarıya bağladık. Şu fazlalıkları bir atalım. Tamamdır. Montajımız tamam. Bundan sonra artık sıkıntı yok. Bir tek motorlarını boğalayacağız. Tabii daha önce sularını ayarlayacağız. Şunlar da tamam. Sularını ayarlayacağız. Olay bitmiştir. Bir dakika. Şöyle. Bir su böyle. Aynen. Evet arkadaşlar. Sularımızı böyle döküyoruz. Şimdi şunları ayarlayalım. Rahat rahat kullanırız sularımızı. Şöyle. Güzel. Şöyle dök. Şöyle bir daha dök. Ne oldu? Tamam. Burası tamamdır. Bir burada eksik kaldı. Burayı da bir takviye yaptık mı? Bir de şuraya. İşte bu kadar. Şimdi içerisinde motoru artık yerleştirebiliriz. Olayımız tamamlanmıştır. Şimdi ilk önce buradan başlayalım. Ayarlayalım, şunları aşağıya koyalım. Daha sonra bunları yerleştirelim ve olayımızı bitirelim arkadaşlar. Bir tanesi böyle. Tamam. Şimdi bunu takalım. Steam Engine. Güzel. Şimdi aynı şekilde buraya yapıyoruz. Evet. Motorunu takıyoruz. Tamam. İçerisine kömür atacağız. Evet. Birazını buraya. Güzel. Diğer yarısını da buraya koyalım. İşte bu kadar arkadaşlar. Kuvarimiz çalışmaya başladı. Evet, hadi koçum benim. Çıkar lan. Ne var ne yok. Hepsini çıkar. Vay, vallahi çalışıyor. Sistem gayet güzel çalışıyor. Yani bayağı hızlı güzel aslında. Yani ikinci motoru bağlayınca hızı bayağı arttı. Üçüncüyü bağlarsak tahmin ediyorum bayağı güzel olacak. Onu da yaparız. Şu an bu hız bizim için yeterli. Evet. Gidip şöyle bir yatalım. Ondan sonracığıma çalışmaya devam ederiz. Evet. Şimdi uykumuzu aldık. Artık olayımıza geri dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi benzin üreteceğiz. Şu an en büyük amacımız benzin üretmek. Onun için gerekli olan şeyler bakacağız şimdi. İsterseniz şimdi sıradan bir gitmeye başlayalım. Öncelikle tank, en basit olan olay. Tank, 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 tank. Evet, bayağı bir cam lazım. Bize acayip cam lazım. Tabii cam deyince aklınıza ne geliyor? Kum geliyor. Bayağı bir kum pişirmemiz lazım. Bize tabii o kadar cam ne gezer. Ama neyse ki çevremizde göller falan var. Yani kum bulmak sıkıntı değil. O kumu hallederiz.
Şöyle evet gidelim. Aynen gidelim birazcık kum toplayalım gelelim arkadaşlar. Çünkü tanktan bayağı yapacağız. Diğer birkaç sistem içerisinde de gerekli. O yüzden bunu da gösteriyor bize arkadaşlar. Bayağı bir kum toplamamız lazım. Of bakın şimdi buradan sıradan gideceğiz. Burada ne kadar kum varsa güzelce bunları alıp geleceğiz. Şimdi başlayalım bakalım hadi. Burada kumları bir güzel alacağız. Şunları bir toparlayalım. Güzel. Şöyle alacağız. Bütün bu kumları alacağız. Çünkü bayağı bir kullanacağız. Şimdi tanktan kaç tane yapılacak? Bayağı bir yapılacak. Daha sonra birkaç sistem için dediğim gibi kullanılacak. Yani bayağı bir tank yapacağımız için tanklarda sırf canlı oluyor. Bizim iyi bir kuma ihtiyacımız var. Burası yetmezse ileride bayağı büyük göl var. Oradan da toplarız. Yani kum kaynağımız var. Kumdan yana bir sıkıntı çekmeyiz. Çok kum var bu bölgede. Yani o bakımdan şanslıyız. Yani bulamazsak biraz da elleri açırız. O da sıkıntı değil. Şöyle buradan toparlayalım. Bayağı zombi sesleri falan geliyor yani. Dikkatli ol aman. Şöyle bunları toparlayalım. Suyun içinde daha zor toplanıyor ya. O yüzden suyun dışında kırmaya çalışacağım. Şöyle bakın daha hızlı alıyor. Suyun içine girdiğin zaman tamamen suyun içine girdiği zaman daha ağır kırıyorsunuz böyle kumu falan. O yüzden suyun dışında kırmak her zaman daha avantajlı. Şimdi topluca kıracaksınız. Daha sonra içine girip hepsini sırada şöyle toplayacağız. Ya bu suyun altında yer mi var yani bunların bir olduğu mahzen falan mı var ya? Bayağı sesler geliyor. Zombi geliyor yani. Zombi sesi geliyor gölün içinde. Evet yani aşağıda bir yerler var. Kesin bunların olduğu bir yerler var. Şöyle toparlamaya devam edelim. İyi topladık aslında. Bayağı bir kum topladık. Daha her seferinde zırt pırt toplamamak için en azından bir seferde bir toplayalım. Ne varsa bunları bir sömürelim. Ondan sonra hepsini bir yakarız. Cam lazım oldukça oradan kullanırız. Bir de şimdi fabrika falan yapacağız. Oraya da cam kullanırız. Pencere falan yaparız. Oraya da cam gerekecek. Yani onun için de almış oluruz en azından. Hazır oldu elimizde. Güzel. Şurada az bir şey daha var aslında. Onları da alabiliriz. Onları da yanmada toplayalım. Lan hadi. Hadi bir gel. Ha, şöyle bunları da bir kır. Evet. Bırakalım mı? Daha gerisini daha sonra mı yapsak? Şöyle. Lan bir çık. Ha, çıktık. Tamamını bitirmedik. Olmadı video haricinde geri kalanı gelir toparlarım. Şimdi daha fazla oyalanmayalım orada. Önce bunları pişirmek lazım. Bir pişirelim. Bunlar bir cam olsun. Şimdi bir kısmını buraya koyalım. Dur şöyle. Tamam. Yanmaya başlasın. Bir kısmını buraya koyacağız. Oo, yalnız buraya kömür lazım. Kömürümüz olması lazım. Tamam. Buraya kömür yerleştireceğiz. Şöyle ayıralım. Yarı yarıya koyalım. Güzel. Orada pişsin. Burada kömür yok. Buraya da biraz daha kömür lazım. Şöyle evet biraz da kömür koyalım. Gayet iyi. Şimdi bu da camlarımız pişiyor. Bize baya yeter bu. Tamam onu yaptık. Şimdi artık rahatlıkla tankımız yapabiliriz. Şimdi bize 3 tane lazımdı. Yani 3 tane de desek ne olur? En azından 24 tane de bir cam gerekecek. Yani az değil. Buraya bakalım. Burada durum nasıl? Oo güzel bakın sıra sıra geliyorlar. Yani bunun da yarısı dolmuş. Chest'in yarısı dolmuş. Daha sonra buraya bir tane daha chest bağlarız. Evet, bir de hızlandırırsak eğer ikinci motoru takarsak iyi olur. En azından dışarı atmasın. Tamam, şimdi orası öyle. Geldik buraya bakalım. O iyi, fena değil. Buradan o geliyor. Evet, alalım bunları. Buradan evet camlarımız gelmeye başladı. Bunlar şu an bizim işimizi büyük ihtimalle görecek. Tank yapmaya devam edelim. Şimdi bir tane daha yapalım. Daha sonra bir tane daha yapalım. Güzel. Ondan sonracığıma bir dakika bakacağız. Bakacağız. Neye bakacaktık arkadaşlar? Rafineriye tabii ki. Rafinerimiz. O Diamond Gear lazım. Onun dışında diğerleri kolay. Kızlaşma işaretini zaten yaparız. O çok basit. Yani diğerinde bir sorun yok. Şöyle evet. Başlayalım artık. Ha, yalnız bir dakika. Burada mıydı? Değil. Nerede? Iron Gear orada. Gold Gear. Tamam. Gold Gear olduğu için kolay olacak. Bir Gold Gear'in çevresinde bir elmasları koyduk mu iş bitecek.
Şimdi gold gear'ımızı bir koyalım. Ondan sonra 4 tane elmasımızı çevresine yerleştirdik mi arkadaşlar? Güzel. İyi ki fazla istemedi çünkü elmasımız iyice az kaldı. 4 tane elmasımız kaldı. Bizim elmas bulmamız lazım. Bu sefer kuvarda hiç elmas çıkmadı. Yeni koyduğumuz bölgede umarım elmas bulur. Elmas cidden sıkıntı olacak bizim için. Yani diğer metallerden değil de elmas gerçekten sıkıntı. Tamamdır. Ondan sonra şöyle çubuğumuzu da aldık. Koyalım kızıl taşımız. Ha. İşte bu kadar. Bunu da hallettik. Diğerleri zaten kolaydı. Bir sıkıntılı bir şey yok. Tekrar baktık. Tamam. Şimdi artık yapabiliriz. Şimdi şöyle 3 tane koyduk. Ondan sonra evet. Diamond Gear. Ondan sonra meşaleler. İşte bu kadar arkadaşlar. İşte bu. Rafinerimizi yaptık. Önemli bir olayı gerçekleştirdik arkadaşlar. Rafineri tamamdır. Ondan sonra tabi pompa. Yani pompasız tabii ki olmaz. Rafinerinin bir anlamı yok. Bu petrolü çekecek. Alacak ne yapacak? Rafineriyi pompalayacak. Ondan sonra rafineri bunu işleyecek. Tabi biz bunları yapıyoruz ya arkadaşlar. Bir de bunlar için ayrı motor yapacağız. Onun dışında su geçirmeyen özel borulardan yapacağız. Yani bayağı bir işimiz var. Evet. Dediğim gibi yapılacak bayağı bir işimiz var. O yüzden bu bölüme yetiştirmek istiyorum ama herhalde bu bölüme biz bunları yetiştiremeyeceğiz. Yani benzin üretimini herhalde önümüzdeki bölüm tamamlayabileceğiz. Olsun, o da sıkıntı değil. Yeter ki yapalım artık şu benzini bir elimize alalım. Şimdi neredeydi? Heh. Sıra sıra koyuyoruz. Hı. Tamam, demirleri de yerleştirdik. Güzel. Bunu yaptık. Bir de ne lazım? Bir de tank lazım. Şimdi şunları şöyle bir bakıyorum, şöyle bir atıyoruz buraya. Tamam, en azından birazcık açılsın, yer açılsın. Burayı bir azaltmam lazım, baya üstüm doldu yani, envanterim baya bir dolu. Şimdi ondan sonra başka düşünüyorum da ne yapacaktık. Diğer malzemeler var mıydı? Var herhalde, yani eksik malzememiz olması lazım ama bakacağız. Şimdi öncelikle biz bunu bir halledelim de. Tamam, tank koyduk, altına da yaptığımızı koyduk ve işte arkadaşlar pompa tamam. Pompamızı yaptık, şimdi rafineri tamam. Rafineri benzin yapacak, petrolden benzin işleyecek, o tamam. Pompa petrolü çekecek, onu en tepesine yerleştireceğiz, petrolün tepesine yerleştireceğiz pompayı. Ondan sonra iki önemli olayı gerçekleştirdik. Bir de motor yapacağız ama hangi motordan yapalım? Çeşitli motorlar var. Evet arkadaşlar, şimdi artık tam gaz işimize devam ediyoruz. Bize ne lazımdı? Bize bir kaktüs gerekecekti. Kaktüs olacak elimde. Fazla bir şey yok ama onun neredeydi? Bir dakika yaz. Aslında onu üretip çoğalsam çok iyi olurdu. Çünkü zor bulunuyor. Bayağı uzağa gitmek lazım. Neyse artık onu da bir yere çıkıp temin edeceğiz tekrardan. Şimdi bunları bir alalım. Pişenleri buradan bir aldık. Tamam. Burada hallolsun. Burada bakayım. O güzel. Camlarımız olmuş. Bunları daha sonra kullanacağız. Şunu da kenara atalım. Tamamdır. Şimdi onlar orada pişiyor. Tamam, onlar pişsin. Ondan sonra ne yapacağız? Su yalıtımı, yani suda etkilenmeyen borular yapacağız. Daha özel borular yapacağız. Bunu petrolle kullanacağız arkadaşlar. Benzin üretiminde kullanacağız. Rafineri falan bağlayacağız bununla. Pompa ile rafineri arasındaki bağlantıyı yapacağız. Şöyle. Evet, wooden transport pipe. Bu tamam. Bir de normal cobblestone transport pipe'lardan yapalım. İkisinden de lazım bize. Bayağı kullanacağız. Siz de gördünüz arkadaşlar. Benzin, pardon, ham petrol bayağı yukarı çıkıyor. Yani onun en tepesine bağlayacağım pompayı. Oradan aşağı doğru borularla indireceğiz. Rafineri bağlayacağız. Yani bize bayağı bir boru gidecek. Bayağı çok kullanacağız. Yani ne kadar da kısa yapalım desek yine bayağı bir kullanacağız. Çünkü bayağı bir yüksekten çıktığından dolayı ham petrol. Yani o yüzden ondan fazla yapmamız lazım. Evet arkadaşlar, işte combustion engine yapacağız. Combustion engine. Onun için gerek olan şeyler kolay aslında. Piston, iron gear falan, onları yaparız. Şimdi bu engine'den bir yapalım, motordan bir yapalım. Şimdi şöyle bir koyalım. Önce bir piston yapalım. Piston zaten kolay, en kolay şey o. Tahta, kırık taş. Daha sonra demir, bir de ne var? Kızıl taş var. Onları sırasıyla koyacağız. Olay bitecek. Şimdi nerede bunlar? Tamam. Bir de demir, 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 demir. Hop, demir. Hı, tamam. Piston olayı bu kadar basit. Ondan sonra cığıma Iron Gear yapmamız lazım bizim de. Iron Gear, Iron Gear. Vardı, kullandık mı hepsini lan? Iron Gear bitmiş.
Evet. Olmadı bir daha yaparız. O sıkıntı değil. Tekrar üretiriz ondan. Olmadı öyle yapacağız. Bir daha şöyle bakıyorum ama buralarda falan yok. Dediğim yanlış yere koyduk mu koymadık. O zaman kullandık. Başka bir izahı yok. Evet. Şimdi o zaman tekrar yapalım. Nasılsa tahtamız var. Tahta, taş, bir de demir kullanacağız. Şöyle hemen yapalım. İlk önce wood gear yapalım. Şöyle sıradan. Artık bunu siz de öğrendiniz iyice. Çubukla 4 tane çubuk karşılık koyarak yapıyorsunuz. Sonra bunun etrafına 4 tane taş koyduğunuz zaman stone gear oluyor. Evet, bir de iron gear yapacağız sonra da. Neyse, demir çok çıkıyor buralarda yani. Madenden acayip demir çıkıyor. Tamam. Şimdi artık yapmaya başlayabiliriz. Bu combustion engine'den 3 tane yapacağım. Hatta yetmeyebilir. Gerekirse tekrar yaparız. Malzemeleri sırayla gidelim. Şimdi demirimiz olacak. Demir kılçığını en üste koyuyoruz. Daha sonra cam koyacağız. Pistonlarımız var. Olması lazım. Bir dakika. Piston ortaya. Daha sonra da iron gear'lar koyacağız da. Aa, biz bunu eksik yaptık. Tabii sağlı solu kullanıyoruz. İkişer tane kullandığımız için sen bir tane kullanıyormuş gibi hesap ettik. Yetmedi. Toplam 6 tane yapmamız lazımdı. Biz 3 tane yaptık. Ondan 3 tane daha üretmemiz gerekecek. Neyse, aynı şekilde bir daha yapalım. Hemen hızlı bir şekilde yaparız. Bunu zaten yapımı gayet kolay. Şöyle bir dakika. Şunu şöyle alalım. Stone Gear sonra. O da bitti arkadaşlar. Bunu hemen bir Iron Gear yapalım. Olay bitsin. Evet. Şimdi motorumuzu artık yapabiliriz. Hepsi tamam oldu. Şimdi tekrar demirle başlıyoruz. En yukarıya tekrar demir külçelerini şöyle bir dizelim. Daha sonra camımızı koyacağız. Bir dakika, az eksik oldu. Şimdi camımızı koyacağız. Ondan sonra cima, pistonlar ve iron gear'lar. Lan neredesiniz? Şöyle yerleştirdik. Iron gear'ları da koyduk mu olay bitmiştir. Evet arkadaşlar, combustion engine tamam. Bunu da yaptık. Dediğim gibi 3 tane yaptık. Gerekirse bir daha yaparız. Önce bir sistemimizi kurarız. O duruma göre bakarız arkadaşlar. Devamını getiririz. Şimdi bu da tamam. Şimdi önce bir yatalım. Gece oldu. Gece dolaşmak istemiyorum. Yaratıklardan çekiniyorum. Tamamdır. Şimdi rafinerimiz var. Pompamız var. Ondan sonra 3 tane de motorumuz var. Motorları da yaptık. Yalnız motorlar için arkadaşlar lav kullanacağız. Lav lazım olacak. Lav'ı gidip Nether'dan almamız gerekecek. Nereden alacağız lavları? O kalenin içerisinde lav var ya, oradan bir lav alırız. Lavı da o şekilde hallederiz. Onun dışında bir de bu waterproof transport pipelardan yapmamız gerekecek. Bir onları yapacağız. Onları yaptıktan sonra da herhalde başka eksiğimiz pek kalmamış olması lazım diye yani düşünüyorum. Şöyle bir çıkalım. Daha şurada örümcek var da. Gündüz vakti zarar vermez ama neme lazım? Biz onu öldürsek mi? En güzel aslında öldürmek. Daha sonra başımız iş açar. Evet. Koçum seni şöyle bir temizleyelim. Hadi bakalım. Hadi. Evet. Tamamdır. Bunu da öldürdük arkadaşlar. Tamam. Şimdi kuarimiz gayet güzel çalışıyor. Bayağı derin inmiş ha. Bayağı hızlı gidiyorlar. Güzel. Evet. Bunda bir sıkıntı yok. Bu sistemimiz gayet güzel çalışıyor. Madenimiz dolmaya devam edecek. Bu tamamdır. Buradan yana bir problemimiz yok. Evet arkadaşlar. O tamam. Biz artık kendi işimizi düşünebiliriz. Şimdi neredeydi ha? Cactus Green tamam. O oldu. Şimdi bunu çalışma masasına koyuyoruz. Evet. Tamamdır. Şimdi bunun yanında borumuzu yayına koyduğunuz zaman işte arkadaşlar waterproof pipeları üretmiş oluyoruz. Bunları kullanacağız. Şöyle bir ayarlayalım. Evet arkadaşlar, bu bölümde herhalde bunu bitiremeyeceğiz ama önümüzdeki bölüm artık benzin üretmeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, suya dayanıklı borularımızı da ürettik. Onun dışında bunları artık monte etmesi kaldı. Bir de lav toplayacağız, lav alacağız. Ondan sonra bir sistemimizi bir güzelce kuralım. Bakalım eksiğimiz falan olacak mı? Deneyeriz arkadaşlar. Umarım problem çıkmazsa artık benzinimizi üretmeye başlayacağız. Artık bunu da devam etmeyelim. Çok uzun olacak videomuz. İsterseniz burada artık sonlandıralım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.